gıda okur yazarı mısınız? Acaba neyi neden alacağınızı biliyor musunuz? Aldığınız ürünleri kendi ihtiyacınıza göre mi alıyorsunuz? Yoksa bilinçaltınıza yerleştirilen reklamlar, sosyal medya vesaire etkisine mi alıyorsunuz? Gelin gıda okur yazarlığı nedir bunu inceleyelim. Gıda okur yazarlığı. Daha okur okuryazarlığı aslında medya okuryazarlığı ile alakalı bir konu. Bu konuşmayı aslında konuşmasının birinci sebebi bu programın yapılması sebebi yediğiniz şeylere dikkat ediyor musunuz? Onu birin ve ona göre yiyin demek için yapıldı. İkincisi medyanın ve sosyal medyanın bize pompaladığı yanlış ve manipülatif bilgilere karşı uyanık olmak maksadıyla yapılıyor bu program. Aslında bu anlamda Önce medya kur yazarlığını da bilmek gerekiyor. Özellikle medya kur yazarlığı şu demek. Çeşitli türlerde nedir bunlar? Görsel, işitsel, basılı medyalardan medya mesajlarına erişebilme, erişilen mesajları erişilen, eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya dilini üretebilme becerisidir. Burada dikkat edeceğimiz husus şu, medya bir insanın dünyayı nasıl algılayacağını biçimler ve yönlendirir. İşte bundan mütevellit bize sunulan tüm bilgileri kritik etmemiz ve o verilerde bağımsız bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor o verileri. Bu konuyla ilgili olarak Malcolm X'in bir sözü var. Eğer diyor dikkat etmezseniz medya mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur. İnternetten aldığımız bilginin kaynağına bakmak gerekiyor ve o bilgileri sorgulamak gerekiyor. Her malumata temkinli yaklaşmak gerekiyor. Evet iletişim çağındayız ve müthiş bir bilgi akışı var. Lakin yanlış bilgileri de var, kirli bilgiler de. İnternetten gelen bilgileri süzmek ve bir filtrasyona sokmak gerekiyor. Evet internetten bilgi alacağız ama kendi bilinç süzgecimizden geçirip o bilgi kendi anlam değer dünyamıza ondan sonra katacağız. Medya okur uzun bir konu ancak bizi ilgilendiren iki önemli sacayağı var. Ondan önce gıda okur kavramını tanımlamak gerekiyor. Nedir gıda okur yazarlığı? Sağlıklı beslenme ve güvenilir gıda ile ilgili bilgilere ulaşmak. Erişilmek ve bu bilgilere ulaşılan erişilen bilgileri anlamak, alanlandırmak, değerlendirmek ve bilgi ışığında doğru kararlar alarak gıda tüketim alışkanlığına dönüştürmek demek. Yeterli miktarda güvenilir ve sağlıklı gıda seçme ve tüketme bilinci oluşturulması için istek, bilgi, beceri, tutum, davranış ve yeteneklerin bileşimi gıda okuryazarlığı olarak tarif ediliyor. Birincisi tarımla ilgili, gıda ile ilgili medyada yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı. İkincisi İnternet vasıtasıyla, sosyal medya ile satılan tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin kalitesi ve niteliği konusu. Her ikisinde de çok yanık olmak gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. İnternet üzerinden gelen bilgilerin sıhhati ile alakalı ilk yaptığımız konuşmayı hatırlayın. İlk zaten ilk konuşmayı bu konu üzerinde yapmıştık. Neydi? Tarımsal Bilimsel anlamda tarımsal bilgiye duyulan ihtiyaçtı. Bunu bizim web sitemizden ve bizim YouTube adresimizden bakabilirsiniz. İlk konuşmamız bununla ilgili. Burada tarımsal bilginin nereden ve nasıl anlayacağıyla ile ilgili detaylı bilgi vermiştik. O yüzden bu konuşmayı tekrar dinlemenizi, internetten bakabilirsiniz. İlk konuşmamızdır bu. Tavsiye ederim. Gıda okuryazarlığının diğer bir ayağı dengeli ve sağlıklı beslenmeyle alakalı. Gıda okuryazarlığı aslında beslenme okuryazarlık düzeyini bilmek demektir. Beslenme okuryazarlığı başlı başına bir konu. Onu daha sonra anlatacağız inşallah. Beslenme okuryazarlığı yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yönelik uyumlu gıda alımını sağlamak için gıda sistemlerini kullanmak, anlama ve uygulamaya içermektedir. Ne yiyoruz? Yediğiniz şeyler ne kadar sağlıklıdır? Ve neden ne kadar tüketmeliyiz? Hangi üründen ne kadar tüketmeliyiz? Sağlıklı besin seçimi ve tüketimine yardımcı olmak gıda okuryazarlığının en önemli çıktısıdır. Sağlıklı besin seçimi ve tüketimine yardımcı olmak için gıda okuryazar olmak gerekiyor. Yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasıyla ilgili becerilere sahip olmak, enerji ve besin ögeleri gereksinimini doğru olarak belirleyebilmek, gıda ve beslenme sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak için de gıda okur yazar olmak gerekiyor. Belki bunlar çok teknik ve bilgi gerektiren konular gibi gelip bir anda zor gibi gelebilir. Uzmanlık gerektiren, uğraş gerektiren, bilgi birikim ve tecrübe gerektiren konular olsa da en azından bir tüketici olarak gıdaların üzerindeki ambalajlar okumak için ambalaj okur yazarı ya da etiket okur yazarı olmak lazım. Bu konularda tekrar işlemek istiyoruz ilerleyen zamanlarda ambalajlardaki etiketler gıdaları tanımlamak için çok önemli bilgilerdir. Gıda etiketi okur yazarı aslında başlı başına bir konu. Ancak kısaca tanımlamak gerekirse etiket okur yazarlığı tüketicilerin etikette yazılanları anlayabilmesi ve bunların sağlığa etkilerinin bilmesidir. Burada gıda etiketini okumaktan maksat şudur. Tüketeceğimiz gıdayı tanımak. Gıda etiketleri bu bilgiye mahtuftur. Üretici ürettiği gıdayı bu etiketlerle tanıtmaktadır aslında. Gıda etiketi okur yazarlığı burada bu bilgilerden hareketle gıda etiketlerinden beslenme bilgilerini alma, özümseme, anlama ve anlamdırma yeteneğidir. Ayrıca üreticinin yasal yükümlülüğüne uyup uymadığını bu etiketler sayesinde takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz gıda etiketi yasal bir zorunluluktur ve birçok nedenden dolayı da önemlidir. Bu etiketleri vasıtasıyla tüketicilerin satın alacakları gıdalar hakkında bilinçli seçimler yapmalarına, bunları güvenle kullanmalarına ve e, saklamalarına yardımcı olmaktadır bu etiketler. Gıda okur yazıcılığının tam olarak oluşabilmesi için toplumun da gıda ve beslenme konusunda doğru bilgiye ulaşmasını ve doğru karar vermesini sağlayacak bir sistemin kurulması gerekmektedir. Nedir bu sistem? Şimdi gıda okur yazarlığı insan sağlığı açısından faydalı olan sağlıklı gıda seçimleri yapmak için kritik öneme sahip. İlkokul birinci sınıftan başlayarak her sınıfta deneysel gıda okur yazarlığı ve beceriler eğitimi öğrencilerin yaşam boyu sağlık için kritik olan daha sağlıklı gıda seçimlerini nasıl yapacaklarını öğrenmelerine imkan sağlayacaktır. Televizyonlarda konunun uzmanları tarafından gıda okur yazarlığıyla ilgili olarak yayınlar yapılmalıdır. Gıdada doğru bilgi kampanyası düzenlenmeli, doğru bilgiye erişim kaynakları için bilgilendirme yapılması, kamu spotu vesaire hazırlanması gerekmektedir. Gıda okur yazarlığı konusunda tüketici merkezli, interaktif ve uygulamalı eğitim programlarının geliştirilmesi gerekiyor ve eğitim modülleri hazırlanması lazım. Perakende satış noktalarında topluma gıda okur yazarlığı bilgilendirme çalışması yapılması gerekiyor. Gıda okur yazarlığını destekleyen marketler teşvik edilmesi lazım bu anlamda. Yine sağlık merkezlerinde yani sağlıkla hayat merkezi, hastane ve benzeri gibi yerlerde sunulan beslenme danışmanlığı hizmetlerinde gıda okuryazarlığının yer alması sağlanmalıdır. Yine lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerlerde menülerde her bir seçeneğin toplam kalori miktarı yazılarak etiketleme çalışmalarının yapılması gıda okuryazarlığına katkı sunacaktır. Gıda okuryazarlığıyla ilgili toplumun erişebileceği sürekli güncelen ortak bir web sitesinin oluşturulması gerekiyor. Çünkü internet bizim hep hayatımızda. Bununla ilgili sağlıklı bilgi bu web sitesinden alabilmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatinde ilgili bilgilerin web sitesine yönlendirilmesi gerekmektedir. Gıda okur yazarla ilgili sosyal medya araçlarının iyi kullanılması gerekiyor. Güvenilir siteler oluşturulmalıdır. Halkın değer verdiği, önemsediği sanatçı, kanaat önderi vesaire sosyal medyada Kısa kısa paylaşımlar yapılmalıdır bu konuyla alakalı. Gıda okur yazarlığı günü belirlenmesi ve ülke genelinde etkinlikler yapılması gıda okur yazarlığının etkisini artıracaktır. Yine gıda okur yazarlığı farkındalığını artırmak için ulusal ya da uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi gerekmektedir. Gıda okur ile ilgili etiket okur ambalaj okur yazarlığı, yine tarım okur yazarlığı, beslenme okur yazarlığı ile ilgili farklı bilgiler sunmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili önümüzdeki programlarda inşallah bunları size aktarmaya çalışacağım. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.